Merhaba arkadaşlar, Intern TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ürüner kateter takacağız. Bir tane maketimiz var, makete uygulayacağız. Öncelikle malzemelerimize başlayalım. Bize ne malzeme gerekiyor? Tabii ki ilk başta bir foley kateter gerekiyor. Şu an foley kateter var ama eğer hastanızın tedavisi bir aydan daha uzun sürecekse silikonlu kateterler var. Onları seçmeniz daha doğru olacaktır. Bu kateterlerin boyutları var. Boyutları neye göre seçiyoruz? Daha çok hastaya göre seçiyoruz ama teorik olarak akılda hasta tipine göre French vermek gerekirse çocuklara 8, 10, 12 French, bayan hastalara, kadın hastalara 12-14 French, erkeklere 16 French, 18 French olarak numaralandırabiliriz. Tabi hastanın ihtiyacına göre bu durum değişecektir. Bazen üriner inkontinansı olan hastalar oluyor. Bu hastalar mesela 16 French kateter takıyorsunuz, kenardan sızdırıyor. Daha büyük sondalar gerekebiliyor. Hastanın durumu daha çok önemli French seçiminde. Bir sonraki malzememiz betadin gerekiyor. Ya da o an hastanenizde kullanılan antiseptik solüsyon neyse o gerekiyor. Steril gazlı sponçlar gerekiyor. Tabii ki bu kateter üretreden geçerken katacağı gerekiyor. Onu kayganlaştıracak bir jel gerekiyor. Şu anki bu hazır formlar genellikle lidokainli oluyor. Analjizi de sağlıyor bir yandan. İyi oluyor bu katajeller. İdrar torbası gerekiyor ya da Urofix dediğimiz ölçülü kaplar kullanacaksanız Urofix. Bunları önceden hazırlamanız gerekiyor. Steril eldiven gerekiyor. İşlemi steril yapacağız. Mesane içine girerken steril davranmamız gerekiyor. Orası bir iç organ ve idrarı steril kabul ederiz biz. Tabii nasıl steril kabul ederiz? Nasıl ki bir operasyon oluyor, burası steril edildikten sonra, antisepsi sağlandıktan sonra işlem yapıyoruz. O şekilde eğer hastanın idrar yolu enfeksiyonu varsa o idrar steril kabul edemeyiz tabii elbette. Bunun dışında bir de bu sondanın birazdan çıkınca göstereyim ama iki tane valfi var. 3 valfli olanlar var. Onlar yıkama için kullanılıyor. 2 tane valfi var. Valflerden bir tanesi idrar akışını sağlamak için olan line. Diğer line'ın bağlı olduğu valfte ucunda bir tane balon var. Mesaneye girdikten sonra o balonu şişiriyoruz. Sondayı mesanede sabitliyor. Sabitlediği için de geri tekrar çıkmıyor. Onun dışında neyimiz var? Şu anlık malzemelerimiz bu kadar. Bazen hastalar sondaları çekebiliyorlar. Özellikle şuuru yoksa, genellikle alkol intoksanında acillerde çok görürsünüz ya da yoğun bakımlarda şuuru olmayan hastalarda, acil hastalarda çok görürsünüz. O yüzden bu balonu uygun seviyede şişirmek gerekiyor. Üzerinde ne kadar şişirileceği yazıyordur. Ona uygun şişirilmesi gerekiyor. Hem daha fazla şişirilirse buradaki balon patlayabilir. Hem de eğer hasta onu cart diye çekerse üretreye vereceğiniz zarar azalacaktır. O yüzden sabitleyecek seviyede şişirmeniz yeterli. Ne azı ne fazlası. Bu bilgiyi neden verdim? Bazen karşılaşabiliyoruz bu sonda çekme olaylarıyla. O yüzden verdim. Daha da uzatmadan hemen işlemimize geçelim isterseniz. İşlemde şu an kadın hastamız var. Kadın hastada normalde olması gereken pozisyon litotomi pozisyonudur. Yani şu şekilde ellerimi sıkıştırdım. Böyle olduğunda fakat maketin bacakları tam açılmadığından bu alanı yeteri seviyede göremeyeceksiniz. Onun için düz pozisyonda işleme devam edeceğiz. Ama olması gereken pozisyon litotomi pozisyonunda olması gerekiyor hastanın. Erkek hastalarda yine semi-forward ya da düz yatar pozisyon kafi. O şekilde sonda takabilirsiniz. Erkek hastayla farkını da anlatacağım. İşlemi uyguladıktan sonra isterseniz işleme geçelim. İşlemde mutlaka birisi sizi asiste etmesi gerekiyor. Antisepsiyi sağlamanız gerekiyor. Antisepsiyi sağlarken isterseniz önceden siz bir tane non-steril eldiven giyip gereken antisepsiyi sağlayıp delikli örtüyü serebilirsiniz. Ya da yanınızdaki asiste eden kişi antisepsiyi sağlayabilir. Ben şu an bir tane non-steril eldiven giyiyorum. Şu an yanında steril var. Kafanız karışmasın, bunu non-steril olarak varsayın. O yüzden sterilliğini bozuyorum şu an. Non-steril eldiven giyiyorum öncelikle. Non-steril eldivenle ne yapacağım? O bölgeye antisepsi sağlayacağım. Yanınızdaki asiste eden kişi sağlasa bunu çok daha hoş olur. Ama şu anki imkan böyle ki çoğu zaman da imkanınız böyle olacak. Hemen bir tane gazımı açıyorum.
steril spanca iyodun solüsyonunu döktükten sonra şöyle yaklaşalım isterseniz kamerayla. Kenarlarından tutuyorum. Şöyle iç kısmına, betadin döktüğüm yere değmiyorum. Şurada göreceksiniz zaten. Görünüyor mu orada? Aşağı tarafta vajina olur genellikle. Yukarı tarafta üretre olur. Şöyle labia majörleri ayırdıktan sonra minörlerle karşılaşırsınız. Daha sonra üretreyi ve üreteri net, üretreyi ve vajinayı net görürsünüz. Her kullandığım spancı atıyorum. Yani oraya yeniden bir daha dokunmuyorum. Sildikten sonra. Eğer aslınızın altında bir antrepet varsa uygunsa buraya direkt betadini döküp o şekilde de boyayabilirsiniz. Şöyle yine dışa doğru siliyorum. İçleri maket olduğu için, doku olmadığı için esnemiyor. Tam ulaşamıyorum ama bütün bölgeyi içten dışa doğru antisepsiyi sağlamamız gerekiyor. Şu an artık burada antisepsi işlemi bitti. Daha geniş sildiğimi varsayın. Maketi çok kirletmemek adına çok fazla silmiyorum. Artık işlemin steril kısmına geçiyoruz. Steril kısmında, şöyle şunu da arkaya atayım. Steril eldivenimi steril bir şekilde giyiyorum. Tabii diğer koruyucu ekipmanlarımı da takmam gerekiyor hastaya yaklaşırken. Steril eldiven nasıl giyilir? Bunu daha önce başka bir videoda anlatmıştık. İlkini giydim. Düzeltmiyorum. Daha sonra ikincisini giydikten sonra düzelteceğim. Fakat içine dokunmadan, dışına dokunarak. Neden? Çünkü artık buranın dışı steril ve yalnızca dışarıdan bunu düzelteceğim. Bırakacağım. Yine dışına dokunacağım. İçine dokunmayacağım. Bırakacağım. Şimdi artık kameraman arkadaşım beni asist etmeye gelsin. Bana delikli yeşil açacak. Şuradan şunu da arkaya atıyoruz içine dokunarak. Şuradaki yeşil örtüyü steril bir şekilde açmam lazım bana. Bu arada hala enerjim yok biraz. O yüzden ses için biraz daha aç. Tamam. Steril bir şekilde çekip aldık. Ve şöyle hiçbir yere değdirmeden örtümüzü açıp işlem bölgemizi alacak şekilde örtüyoruz. Şimdi foley kateteri istiyorum senden. Evet onu. Steril bir şekilde yine diğer tarafından. Bunu da steril bir şekilde aldık. Şimdi katajeli istiyorum. Şimdi bu katajel lidokainli bir katajel. Eğer hastamız erkek hasta olsaydı penisi tutup üretmenin içinde bunu enjekte ettiğimizde hem orada kayganlaşmayı sağlayacaktık hem de birkaç dakika beklersek biraz analjezi sağlayacak orada. Orada bir lokal anestezi sağlayacak. Bu lokal anestezi de bize ağrının azalmasını sağlayacak. Fakat kadın hastada bunu yapmamız çok mümkün değil. Bunun için şöyle örtüye değdi. Sondayı katajelliyoruz. Katajelledikten sonra burada ortam kirlenmesini önlemek için şu arka kısmı diğer arkadaşımıza bırakıyoruz. Hemen gel istersen o şeyi aç. İdrarson torbayı. Torbayı steril açmana gerek yok. O dışarıda kalacak olan. Normal açabilirsin onu. Aç, tut onu. Aç, tamamen aç. Aç. Şu alttaki yeri kapalı mı ona bakalım, kontrol edelim. Evet, kapalı. Bu önemli. Daha sonra şuradaki line'ı delikli yeşilin altından şuradan geçir. Ama şu altından. Oradan. Tamam, orada kalsın. Elini dokunma. Yukarıya kesinlikle dokunmuyoruz. Burası steril ortam. Daha sonra labia major ve minor'ı ayırıyoruz. Şuradan da sondamızı clamp diyelim. Gerekiyorsa bir tane clamp kullanabiliriz burada ya da şöyle elimizle katlayabiliriz ki mesaneye girdiğimizde direkt idrar gelecektir. Ortamın kirlenmesini önlemek için o katlamaya da clampleme önemli. Labia majör ile minor'u ayırdıktan sonra burada
Üst tarafta üretle girişini net görmeniz gerekiyor. Net gördükten sonra giriş yapıyoruz. Umarım mankenimize giriş yapabiliriz. Oradaki plastik biraz sert görünüyor. Evet, girişi yaptık. Girişi yaptıktan sonra kadın hastalarda mesaneye ulaşmak daha kolaydır. Ortalama 8-10 santim gittiğinizde mesaneye ulaşırsınız. Ama erkek hastalarda bu biraz daha zordur. Ne olursa olsun sonuna kadar itin, mesanenin içinde katlansın. Şu an maketimizin müsaade ettiği ölçü bize bu kadar. Daha sonrasında mesaneye geldiğinizde mutlaka buraya itler gelecektir. Şöyle bir küçük bakarsınız doğru yerde misiniz diye. Daha sonra girdikten sonra şurada hemen o torbayı şöyle şeye bırakalım, şuraya bırakalım. Şu line'ın steril örtüye değmemesi gerekiyordu. Elinin de benim elime değmemesi gerekiyordu normalde. Şöyle şuradan enjektörü alalım. Orada bir tane SF'li enjektör var bak. O SF'li enjektörle şişiriyoruz. Artık mesaneye girdiğimizden eminiz. İçeride cerrahi bir işlem yapmayacağımız için. Oturtup bu SF'le içerideki balonu şişiriyoruz. Maketimiz yine bu kadarına müsaade ediyor. O yüzden şişirmeyi bırakalım. Keşke daha efektif bir maketimiz ve daha efektif ortamımız olsaydı. Daha sonrasında idrar geldikten sonra şuradan alttan bunu geçirip şöyle alttan geçirmiş arkadaşımız. Şunu açar mısın? Az önce sterilliğimi bozduğum için şu uç tarafa dokunmamam gerekiyor artık. Uç tarafına, birleşim hattına dokunmadan işlemi sonlandırıyorum. Erkek hastada bu işlemin farkı, penisi şöyle 3 parmakla kavrayabilirsiniz ya da bazen prostat hipertrofisi olan hastalar oluyor. Onlarda penisi şöyle tam olarak kavrarsanız oradan ittirdiğinizde üretrayı destekleyip daha rahat prostatı geçebilirsiniz. Tabii çok zorlanıyorsanız ürologlardan mutlaka destek alın. Çünkü kanamalara vesairelere doku zedelenmelerine yol açabilir. Çıkarırken de yine şuradaki izotoniği verdiğimizi varsayarsak tekrar geriye çekiyoruz. Çektikten sonra ucundaki balon boşa çıkacaktır. Yavaş bir şekilde asılıyoruz ve çekiyoruz. Şuradaki balonun nasıl şiştiğini de göstereyim size çıkarmışken. Az önceki işlemde steril koşulları anlatmıştım. Şu an artık steril değiliz. Elimde katajelli bayağı kayıyor bu arada. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu balon içeride böyle şişip kalıyor. Böylece sabitliyor onu. Bunu çıkardığınızda o oradan geri gelmez. Burada bir valve var. Daha sonra geriye çıkartıyoruz. Bu işlemde önemli olan faktör kadın hastalarda doğru yere girip girmediğiniz ve antisepsiye ne kadar dikkat ettiğiniz. Erkek hastalarda da yine doğru kateter seçimi ve hastanın prostat hipertrofisi varsa üretreye zarar vermeden doğru bir şekilde girebilmek. Burada antisepsi çok önemli. Çünkü idrar yolu enfeksiyonları hastane yatışlarını çoğu zaman uzatabiliyor. Özellikle yoğun bakımlarda. Eğer hastayı transfer edecekseniz, şu sondayı çıkarmadan gösterseydik keşke. Burada idrar varsa mutlaka boşaltacağız. Buradaki idrarın hiçbir şekilde tekrar geriye gitmemesi gerekiyor. Özellikle beklemiş olan idrar tekrar geriye mesane içine girmeyecek. Ya da hastaya transfer edecekseniz mutlaka bunu klempliyorsunuz. Çünkü bazen olur bu drenaj yer çekimi sayesinde çalışır. Mesaneden daha aşağıdaysa o idrar bu sonluya gelecektir. Yer çekimin tam aksine çevirdiğinizde tekrar geriye idrar gidecek. Beklemiş idrar. Bu da enfeksiyona sebep olabilir. Ve bunun yanında günlük sonda bakımlarını mutlaka yapmanız gerekiyor. Sondayı hastanın gereksinimi yoksa bu sondayı tutmamak gerekiyor. Bunun dışında idrar sondalarını yatak kenarlarına astığımızda uçları yerlere şöyle sürtebiliyor. Yere değmeyecek şekilde yatağı kaldırmamız gerekiyor. Yani ucu yere sürtmeyecek şu alt ucu.
yatağın kenarına astığımızda. Bu detaylara dikkat ettiğimizde aslında hem enfeksiyondan korunmuş olacağız hem de efektif tedavisini sürdürmüş olacağız. Anlamadığınız yerler olursa yorumlara yazın, oralarda tartışalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve destek için kanalı arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.